Değerli Sencer Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Erdem. E, Libya'yı soracağım çünkü hepsi birbirine bağlantılı. Hem Libya'yı soracağım, hem Irak'ı soracağım, hem İran'ı soracağım bu açıklamaları. Bir de evet, evet. İsrail burada evet. nerede pozisyon alıyor onu soracağım hocam. Libya'da olan olaylara Türkiye şimdi özellikle parlamentodan asker gönderme kararı çıktı. Asker gönderme kararının çıkması demek asker göndermek anlamına gelmez. Siz onu elinizin altında tutarsınız ama uygulamazsınız. Bunu yapabilirsiniz. Yani göstersiniz ki ben böyle bir karar aldım, böyle bir gücüm var ama uygulamıyorum şu anda. Ama uygulayabilirim. Şimdi bakın Libya dediğiniz yerde bir iç savaş oluyor. Bu iç savaşta e, Hafter seversiniz sevmezsiniz bir gücü temsil ediyor. Ve e, şeyde Bingazi'de e, yani doğusunda şeyin e, Libya'nın Libya arkasında lojistik olarak ona destek veren bir Mısır var. Hemen arkasında. Hani Türkiye'nin durumu Mısır için geçer. Öbür tarafta Trablus'ta Birleşmiş Milletler'in tanıdığı ama yalnız Trablus'a ve o bölgeye hakim olan bir kuvvet var. Bir de güneyde Afrika'ya açık olan tarafta başka tuarekler var. Onların hareketleri var. Şimdi esasen iki güç yani bir tarafta Hafter öbür tarafta merkezi hükümet arasındaki mücadele bir iç savaştır. Aynen Suriye'de olduğu gibi. Hiç farkı yok. Şimdi biz ne yaptık Suriye'de? İç savaşta rejimin yanında yer almadık. Muhalif olanların yanında yer aldık ve destekledik. İç savaşın körüklenmesine sebep olduk ne oldu sonuç? Muazzam bir mülteci akını oldu. İç barış bozuldu. Hala sağlanamıyor. Ve PKK'ya da alan açtık. Evet, PKK'ya da alan açtık. E şimdi burada siz iç savaşa bu şekilde müdahil olursanız bu iç savaşın müdahalesinde siz oradaki olaylara hakim olamazsınız. Çünkü bin kilometre ötede cereyan eden bir olay. Burnunuzun dibinde cereyan eden olayda siz iç savaşta istediğiniz hedefe ulaşabildiniz mi? Hayır. İdlib'de olanları görüyorsunuz. Şimdi bir taraftan da bir, e, bir takım dünya güçleri burada angaja olmuş vaziyetteler. Mesela Rusya bir tarafta rejimin yanında yer alırken Libya'da Hafter'in yanında yer alıyor. Mısır Hafter'in yanında yer alıyor. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri onun yanında yer alıyor. E şimdi böyle baktığımız zaman zamanda e, bunların bir gücü var değil mi? E, Fransa'nın aynı şekilde. İtalya ortada duruyor ama kim kazanırsa onun yanında yer alacak. Muhtemelen her zaman İtalyanlar öyle yapar. Dolayısıyla Amerika keza e, olayın kendi çıkarları doğrultusunda sonuçlanmasını istiyor. Oradaki şirketleri, petrol şirketlerini kontrol etmek istiyor. Onun petrol çıkarları var. Ee, şimdi böyle baktığımız zaman da Türkiye bin kilometre ötede olan bir yerde, komşusunda gelen cenayeden benzer olayla benzer bir durumda bu iş savaşın devamında bir menfaat umabilir mi? Umamaz. Bunun bitmesini istiyor. Bitirebilir mi? Bitiremez. Gücü yeter mi? Yetmez Türkiye bir dünya gücü değil. Karşısında başkaları da var. O halde ne yapmak lazım? Yapılması gereken şey Libya'da bizim deniz çıkarlarımızı bir taraftan korumak için bir anlaşma yaptınız. Tamam, güzel. iyi bir anlaşma. Tamam, amenna. Ancak bu anlaşmayı eğer içeride başka bir güç kazanırsa, değil mi? E Hafter grubu kazanırsa ki onun deniz kontrolü deniz kıyıları bölgesinden geçiyor sizin haritanızda. Siz acaba fiili olarak bu yaptığınız anlaşmadan ne kadar istifade edebilirsiniz? Soru işareti. Merkez hükümet acaba hakikaten bunu kazanabilir mi? Siz Libya'ya karşı Tunus'u veya Cezayir'i devreye sokabilir misiniz? Bu ülkeler böyle bir şeye hazır mı? Onlar kendi ülkelerinde barışı temin etmek istiyorlar. O halde sizin ne yapmanız lazım? Sizin bu iç savaşta taraf olmayarak ama e, merkezi hükümet Birleşik şey Devletler tanıyor onun için onun yanında görünüyorum ama ben seninle de konuşurum diyerek iç barışı savaştan uzaklaştırarak kuvvetleri dengeleyerek iç barışı temin etmeye çalışmak lazım. Bize düşen görev budur. Biz bunu yapsaydık zaten belki Gaddafi döneminde Gaddafi'nin başına bunlar da gelmeyecekti. Biz bunu yapmadık. Biz oraya müteahhitlerimizi gönderdik, iş yaptık, para kazandık. Bu yetmez. Siz oradaki kuvvet unsurlarını takip ettiniz mi? Oradaki millet olamamış olan kabileleri millet olsaydı zaten mesele yoktu. Onlarla ne kadar konuştunuz? Ne çalışması yaptınız? Hiçbir şey yapmadınız. Dolayısıyla bundan sonra bari bu hatalara düşmeyelim. Büyük bir tehlike içerisindeyiz. Evet, evet bu yanlışlık. Yani burada bakın bir iç savaşta taraf olmak, sonucu da değiştirememek demek hem ekonomik hem insani hem politik kaynakları hem dünyadaki imkanınızı kaybetmek demek olur. Rusya'nın da olan münasebet de tehlikeye girebilir. Eğer Kartagi oynadığınız zaman. Öyle değil mi? Rusya'nın bana ihtiyacı var ama benim de Rusya'ya ihtiyacım var. E ben bunu niye tehlikeye atayım? E şu anda İdlib'de cereyan eden olaylar acaba bir tesadüf mü dersiniz? Yani şu anda yoğunlaşmış olması. Oradan Türkiye'ye bir göç hareketinin başlamış olması. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bir Rusya seyahati olacak. Ziyareti. Önemli bir şey bu. Ama siz burada açık olarak onlara şunu söylemeniz lazım. Biz Libya'da barışın teminini, kuvvetler arası dengenin sağlanmasını istiyoruz. İç savaşta taraf olmak istemiyoruz. Sizin yaptığınız da yanlıştır. Bir tarafa taraf olmuşsunuz. Paralı askerleriniz orada faaliyet gösteriyor. Bu Rus resmi hükümetinin izni olmadan kesinlikle olamaz. Ama biz aynı hataya düşemeyiz demesi lazım. Nedir bizim işine düşeceğimiz hata şudur. Biz Amerikalılara niye kızıyoruz Suriye'de? Diyoruz ki siz IŞİD diye bir örgüt yarattınız. Bu yarattığınız örgütü bir başka terör örgütü olan PYD, PKK ile yenmeye çalışıyorsunuz. Terör örgütüyle terör örgütü yenilmez. Terör örgütleri bir müttefik olamaz diyorsunuz. E peki siz şimdi paralı askerlerden meydana gelen böyle bir kuvveti iç savaşın içine atsanız bu bir terör örgütü olarak karşı taraf tarafından değerlendirilir mi? değerlendirilmez mi? E ne oldu peki o zaman? Demek ki terör örgütüyle terör örgütünü mücadeleyi siz kabul ediyorsunuz. O zaman sizin teziniz Suriye'de gitti PKK diye karşı. Tezinizin dayanağını kaybediyorsunuz. Dolayısıyla inandırıcı olmak zorundasınız. İnandırıcı olmak demek iç savaşlarda taraf olmamak demektir. Ve iç savaşta barışın temini için gayret göstermek demektir. Bir kardeş savaşıdır bu iç savaş. Bu kardeş savaşında taraf olarak bir tarafı güçlendirdiğinizde öbür tarafa zarar verir ve bunu sonuçlandırıp nihayetlendiremezsiniz. Mesele bu. Dolayısıyla sizin hele bin kilometre ötede lojistik sıkıntısı vesairesi de olan bir durumda komşunuzda Suriye'de halledemediğiniz işi burada nasıl halledeceksiniz? Ne yapıyorsunuz? Ben anlatabiliyor muyum? Siz o zaman bir takım menfaat gruplarının, emperyalist grupların, bir takım devletlerin oyuncağı haline gelmiş oluyorsunuz maalesef durum budur. Elinizin altında böyle bir tezkereyi tutabilirsiniz. Ama o tezkereyi uygulamak zorunda değilsiniz. Ne yapmalı Türkiye şu an? Türkiye şu anda o tezkereyi elinin altında tutmalı. Hiçbir şekilde oraya asker falan göndermemeli. Taraf, bu iki taraf arasında e, iç savaşı nihayetlendirecek diplomatik girişimlerde bulunmalı. Çözüm aramalı. Evet, çözüm aramalı. Aynı şeyi Irak'ta da İran'la e, Amerika arasındaki olan cereyan eden bu mücadeleyi de yapmalı ve Amerika'ya da sen burada işgal gücü olarak kalma tamam mı çıkarları olabilir onları savunabilirsin ama burası ayrı bir devlettir. Bu devlet kendi hükümranlığını egemenlik hakkını korumak ister ona saygılı ol İran'ı da karıştırmaya devam etme çünkü İran'a sen ambargo uygulayıp rejim değiştirmeye çalışıyorsun bu yaptığın politikalarla bir yere varamazsın demesi lazım. Dikkat edin Çin Halk Cumhuriyeti bu söylediğim ülkelerin hiçbirisine direkt olarak angaja olmuyor. Bence çok akıllı bir iş yapıyor. Çin'in gücü bizden çok daha fazla. Askeri gücü de ekonomik gücü de. Geliyor mu? Girmiyor. Niye? Uzak duruyor. Niye? Oraya kuvvet kaybetmemek için. Ta tarafını söylüyor. İran'la beraber askeri tatbikat yapıyor. Bir kuşak bir yol projesini gerçekleştirmeye çalışıyor. Ama dikkat edin. Orta bir direkt angaja olmuyor. Libya'da direkt angaja olmuyor. Asker falan göndermiyor değil mi? Çin'de bir sürü insan var. Paralı asker olarak gidebilir. Gidiyorlar mı? Hayır. Yapmıyorlar böyle bir şey. Onun için bizim burada akıllı olmamız lazım. Ve bu çıkarlar arasında dengeyi korumamız lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün e, Savaşı esnasında ve İstiklal Savaşı'ndan sonra yaptığı politika, bu kuvvetleri dengeleme politikası ki yurtta suç, canda suç Budur eğer öyle isterseniz. Gücünüz ölçüsünde siz bir şey yapabilirsiniz. Gücünüzün ötesinde bir şey yapamazsınız. Netekim Türkiye şu anda ekonomik olarak gücü belli. 800 milyar dolarlık bir ekonomi. E, oldukça büyük bir dış ticaret açığı var. E, borçları var. E, bunu çevirmesi lazım. Ekonomide hayat pahalılığı devam ediyor. Enflasyonu düşürmeye çalışıyorsunuz. Büt yatırım getirmeye çalışıyorsunuz. Burayı bir ülke yapıp. Burada yeni üretim alanları açmak istiyorsunuz. İşsizlik var. Bunları çözmeniz lazım. E, sizin esas ihtiyacınız olan barıştır. Savaş değil. Dolayısıyla sizin bunu bir an önce sağlamanız lazım. Ama korkuyor musunuz diyorlar. Yani Hiç alakası söylüyor. yok. Yani Libya'ya girmekten korkuyor musunuz? Hiç ala dolanmış. Hiç alakası yok. Korku, bunun korkuyla alakası yok. Devletler böyle yönetilmez. Devletler mısınız? korku veya korkmamakla yönetilmez. Akılla yönetilir. Burada çok önemli olan şey budur. Korku diye bir şey yok. Yalnız riziko hesaplama diye bir şey vardır. Siz bir iç savaşın sonuçlarına hakim olabileceğinize inanıyor musunuz? İnandınız hani Şam'da e, namaz kılacaktınız Emevi Camisi'nde ne oldu? Oldu mu? Bütün Suriyeliler oldu oldu mu? Süleymaniye'de namaz kıldı. Oldu kılı. mu? Olmadı değil mi? Ne oldu hesaplar? Davutoğlu'nun hesapları. Şimdi parti kuruyor bir de. Ne oldu? Olmadı. Demek ki yanlış hesaplar. Yanlış hesap Bağdat'tan döner diye bir söz var. Herkes gücü oranında bunu yapar. Bakın Amerika bir dünya gücü olduğu halde Irak'taki olaylara hakim olamıyor. Vietnam'da da hakim olamadı. Oradan gitmek zorunda kaldı. Ve orada elde etmiş olduğu kayıplar, insani kayıplar, sosyal kayıplar, meşhur Vietnam sendromu dediğimiz olay hala Amerika'nın içerisinde etkisini gösteriyor. Afganistan'da benzer bir şey. E tabi. Yani onun için savaşlarla kaba güç kullanmak suretiyle sonuç alacağını zannetmek yanlış bir yaklaşımdır. Efendim ben e, gerekirse nükleer bomba sallarım. E, sallayamazsın kardeşim. Nükleer bomba sallarsa senin inanırcılığın gider, kendi ülken ayağa kalkar. Nükleer silahlarla insanları imha ederek büyük çapta, aynen e, Hiroşim, Adana, Gazaki'de olduğu gibi sonuç alabilir misin? Halen Amerika'nın üzerinde o e, yaptıkları yanlış bombalama hadisesinin gölgesi durmaktadır. Yenilerini yapabilir mi? Karşısında Rusya var. Modern silahları var. Nükleer güç olarak o da var. Onun karşısında Çin var. Hindistan var, Pakistan var. Siz nasıl böyle bir şeye yönelebilirsiniz? Yani güç elimde istediğimi yaparım. Hayır güç elimde. Güç sorumluluk gerektirir. Gücü olanın sorumluluğu artar. Onun için Türkiye'nin gücü belli. Sınırlı bir gücü var bu sınırlı gücü akıllı kullanması lazım. Çok fazla cepheye yayılırsanız kaybedersiniz. Osmanlı Devleti niye savaşları kaybetti? Her yerde savaştığı için. Ne oldu sonuçta? Ülke işgal edildi. Atatürk çıkıp da İstiklal Savaşı'nı arkadaşlarıyla yapmasaydı bugün Türkiye diye bir yer yoktu. Türkler de buradan sürülmüştü. Bu kadar zorluk içerisinde yapılmış bir İstiklal Savaşı sonucu elde edilmiş olan bir Lozan Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları var. Bunları dahi tartışmalı hale getiriyor birileri şu anda. Bunları koruyacağız gayet tabii. Ama bunun ötesine gittiğiniz zaman dikkatli olmanız lazım. Korkmakla alakası yok bunun. Bunun adı risk hesabıdır. Çok teşekkür ederiz Çok sağ olun. Estağfurullah. Çok sağ olun.